Yeterli midir? Elimden geldiğince yeterli olmaya çalışıyorum. Daha iyisini olmaya çalışıyoruz. Ama benden geldiğinin en iyisini de bu hemşerilerime hizmet etmek adına gayret ettiğimi de ifade etmek istiyorum. Evet, geldiğimiz günde özellikle ifade ettiğiniz gibi imar mevzuatıyla ilgili biliyorsunuz ilçemizde bir imar revizyon çalışması yapılmıştı geçmiş dönemde. Bu geçmiş dönemde bu imar revizyon çalışmasının yapıldığı esnada her ne kadar şikayet konusu da olduysa da bazı şeyler dikkate alınmadı. O gün reddedilmişti ve geldiğimiz günde de bizlere bu sorunlar aktarılmıştı. Aktarıldığı bu sorunlar çerçevesinde özellikle İrmak Caddesi'nde planlamanın ve yapılanmanın oluşmadığı o bölgede, daha bakir olan bölgede 8 kat olan imarı biz şehrin o tabakhane deresine yüksek katın böyle birbirine doğru geçişini önlemek adına orada emsalleri belli ölçüde tutarak 6 kata indirdik. Onu da yaparken hem şehrimizdeki şikayetleri hem de bu işle alakalı hem şehrimizin değeri olan özel sektördeki mimar, mühendis, haritacı ve şehir plancısı olan arkadaşlarımızla hem de kendi teknik elemanlarımızla aynı zamanda da Ünye'nin şehir planının yapılanmasını yürüten müteahhit firma olan arkadaşımızla birlikte değerlendirmelerle ve komisyonumuzla birlikte sahada inceleyerek bizzat bu kararları aldık. Öyle akşam düşündük, sabah uyguladık gibi bir konu kesinlikle yok. Bazı arkadaşlarımız işte basında ifade ettiği gibi şehrin biz imarıyla veyahut da herhangi birine parsel bazlı ya da ada bazlı rahat sağlamak adına değil, aksine şehrin geleceğine çirkinlik oluşturmaması adına şehrin geleceğinin daha böyle yatay mimariye uygun bir şekilde yapılanmasına vesile olmak için alınmış bir karardır. Ve diğer bölgelerde de özellikle kentsel dönüşüm alanı olarak işaretlenen bölgelerde bazı sıkıntılar vardı. Ciddi sorunlar vardı. Vatandaşımızın, hemşehrilerimizin bu sorunlarını çözmek üzere de tekrar değerlendirmelerde, istişarelerde bulunduk. Örnek olsun Saraçlı Mahallesi, Çınarlık Mahallesi'nin belli bölgelerinde. Buralarda da yapılan kentsel dönüşüm esnasında ada bazlı dikkate aldığımızda öyle ada var ki daha yeni yapılaşmış, %70'i yeni yapılaşmış o adanın. Geriye kalan %30'luk kısmı oradaki binasını yani arsasını değerlendirmek için bir 100 yıl beklemek zorunda bırakmak çok yanlış olurdu. Onun için böyle yeni olarak yapılanmasını yeni binalarla bitirmiş %60 ve %70 seviyesinde olan adaların kendilerini tamamlama noktasında ve oradaki %30 geriye kalan vatandaşın da sorununu çözmek adına biz buralarda kentsel dönüşümde yeniden bir düzenleme yaparak o %30 mağduriyeti olan vatandaşlarımızın da bu bir iki ada değil en az 15-20 adada da bu şekilde yeniden bir düzenleme çalışması yaparak hemşehrilerimizin sorunlarını çözmek ve orada mağduriyetlerini gidermek adına ki bu bir tane, iki tane, üç tane, beş tane değil. Genel anlamda şehrin genel sorununu çözmek anlamında yaptığımız bir girişimdir. Bunun özellikle böyle bilinmesini istiyorum. Bazı arkadaşlarımız özellikle hazır bu soruyu sormuşken ifade etmek istiyorum. Meclis üyelerimizin içerisinde teknik eleman bulunmadığını, mevzuya imar noktasında hakim olunmadığını vesaire gibi bahsediyorlar. Biz özellikle kendi teşkilatımız, partimiz adına o gün seçime girerken aldığımız bir karar vardı Ahmet Bey. Özellikle şunu dedik. Biz meclisimizde müteahhit ve tekniker, mimar, mühendis bulundurmayacağız. Biz şehrin tamamını işin içerisine katmak adına, ayrım yapmamak adına bunu meclise katıp da sadece imar bölümünde etkin olan meclis üyelerinin oluşmasından ziyade şehrin tamamında bulunan teknik elemanlarımızın, mimarlarımızın ve mühendislerimizin imar bölümümüzden daha adaletli faydalanmalarını sağlamak için aldığımız bir karardır. Şimdi diyorlar ki efendim teknik anlamda yeterli değilmiş, şöyleymiş, böyleymiş. Ünye Belediyesi'nin 40 civarında teknik eleman ve mühendis mimar olmak üzere personeli vardır. Çok özür diliyorum. Dışarıdakiler fakültelerden, üniversitelerden diploma aldı da bizimkiler bakkaldan mı aldı yani? Bu arkadaşlarımız da neticede her birinin
üniversitelerde, fakültelerde, yüksek okullarda emeği geçmiş, diplomayı hak etmiş ve burada da yıllarını, emeğini vermiş insanlara da saygısızlık olduğunu düşünüyorum bu ifadenin ki biz özellikle geçen de teknik ve mimar arkadaşlarla biz sohbet yaptığımızda, toplantı yaptığımızda imar bölümünde ulaşmak istediğiniz, şehre değer katmayı düşündüğünüz herhangi bir noktada bilgi edinmek istediğinizde arşivimiz sonuna kadar açıktır dedik. Ve sizlerle birlikte çalışmaya, şehri sizlerle gelecekte yaşanabilir daha güzel bir ünyenin oluşması noktasında birlikte hareket etmeye hazır olduğumuzu açık ve şeffaf bir şekilde ifade ettik. Bunda da samimiyetimizi arkadaşlar çok iyi biliyorlar. Ama bazı arkadaşlarımıza bunların ucu dokunuyor tabii. İster istemez bazılarının burada emsalde kayıpları oluyor vesaire oluyor. Onlar da acıtınca tabii ister istemez onların da sesleri yükseliyor. Ama biz şahısları değil, memleketimizi, ilçemizi düşünerek hareket etmek zorundayız diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet.